İnsanlar iyi pazarlandıktan sonra her türlü ürünü alabilir mi? Bu sorunun cevabı Gary Ross ise bu mümkün olabilir. Gelin bu yetenekli adamın yaptığına kısaca bir göz atalım. İnsanlar hem evcil hayvanları olsun istiyor hem de onların hastalıklardan, sebep oldukları alerjilerden, tuvaletlerinden, kırıp dökmelerinden şikayet ediyor. Neden bu sorunlar olmayan bir evcil hayvan olmasın diye düşünerek başlayan bir başarı öyküsüdür bu. Gary Ross, 1936'da Kuzey Dakota doğumlu metin yazarı, reklamcı, yaratıcı yönetmen ve ajan sahibidir. Washington State Üniversitesi'nde okumuş, serbest metin yazarı olarak çalışmış, haliyle bu işten çok da para kazanmış biridir. Gary'nin hayatı 1975 yılında yaşadığı Los Gatos, Kaliforniya'da arkadaşlarıyla bir bara gitmesiyle değişmektedir. Barda arkadaşlarıyla sohbet eden Gary, arkadaşlarının sürekli evcil hayvanlarından şikayet etmesi karşısında sessiz kalıyor. Arkadaşları sürekli hayvanların yiyeceğinden, bir yere giderek bakacak birini bulamamaktan, tuvaletlerinden, hastalıklarından yakınıyor ve Gary'den sadece seyrediyor. Çünkü Gary'nin bir evcil hayvanı yok. Gary o an espri olsun diye benim böyle bir sıkıntım yok. Benim evcil hayvanlarım sizin anlattıklarınız gibi dertleri asla olmuyor. Çünkü benim evcil hayvanım bir taş. Bu yüzden yiyecek, tuvalet, hastalık ve benzeri sorunlarla hiç uğraşmıyorum diyor. Reklamcı olan Gary eve döndüğünde aslında evcil taş fikrinin hiç de yabana atılmayacak bir fikir olduğunu düşünüyor. Bunu bir proje olarak kurguluyor, üzerinde hava delikleri oluşan gayet hoş görünümlü bir kutu tasarlıyor. Kutunun içerisine bir miktar saman koyup üzerine evcil taşı itinayla yerleştiriyor. Yanında bir bakım kılavuzu eklemeyi de ihmal etmiyor. Neticede daha önce hiç beslenmemiş bir evcil hayvan satacak. İnsanların ona nasıl davranması gerektiğini bilmesi lazım diye düşünüyor. Piyasaya sürdüğü bu ürün bir imkansızı gerçekleştiriyor ve inanılmaz bir ilgi görüyor. Televizyon programlarında ve gazetelerde bu enteresan evcil taş konuşuluyor. Bu popülerlikle birlikte evcil taş ilk ayın sonunda tam 1,5 milyon adet satılıyor. İlk başladığında evcil taşları evin arkasındaki küçük bahçeden toplayan Gary, daha sonra güzel taşlar için anlaşmalar yapıyor. Tanesi 3.95 dolardan toplamda 5 milyon adet taş satmayı başarıyor. Ancak bu Gary'nin zengin olmasına yetip de artıyor. Bu taşlardan 3 milyon dolar servet kazanan Gary sonra ürün piyasadan çekiyor ta ki 2012 yılına kadar. 2012 yılında taşların ismini Rosewood isimli bir firma satın alıyor. Daha şık kutu, tasma ve benzeri şeyler ekleyerek ürünü yeniden satışa sürüyor. Çok istikrarlı ilerlemese de bir süre şirket taş satışına önem veriyor. Fakat daha sonra pek üzerine düşünmüyor. Gary Ross 2015 yılında 78 yaşındayken hayatını kaybediyor. Bir diğer hikayede ise yanlışlıkla yapılan bir kampanyanın etkisine ve yaptırdığı satışlara inanamayacaksınız. Tarihler 1 Nisan 1962'yi gösterdiğinde siyah beyaz İsveç televizyonuna çıkan bir spiker şaka yayımlar. Fakat bu şaka tarihin gördüğü en iyi pazarlamalardan birine dönüşür. Televizyonda konuşmaya başlayan sunucu, "Umarım renkli televizyon deneyi için gereken malzemeler elinizin altındadır. Bir naylon çorap, bir makas, bir makara, bir yapışkan bant." Muhtemelen bildiğiniz gibi renkli televizyon tüm dünyanın ilgisini çeken bir sorundur. Amerika Sovyetler Birliği, Japonya, başka yerlerde hala araştırmalar yürütülmektedir. Bir ay kadar önce bana yapılan fevkalade bir öneri bu soruna beklenmedik bir çözüm sundu. Teknolojik çözümlerin aksine aşırı basit olması da bir avantaj. Naylon çorap ışığı siyah beyaz görüntüden renkliye çevirmenize yardımcı olacak. Buradaki stüdyodaki ekranda gördüğünüz ekranda da tam olarak bunu yaptım. Onu bir çorapla örttüm. Naylon çorap, bant ve makasın elinizin altında olsun dememin sebebi buydu. Çorabın ince halı olması elzemdir. Daha genişlenerseniz etkinin beklemesi için delikler çok geniş kalacaktır. Şayet şu an televizyonu örterseniz belin görüntümü bir anda renklendiğini göreceksiniz der.
Tabi izleyiciler bunun 1 Nisan'da yayınlanan bir şaka olduğunu düşünmezler. Evinde ince naylon çorap bulunmayan insanlar ertesi gün çorapçılara akın eder. Naylon çorap satışları o kadar çok tavan yapar ki İsveç televizyonu tekrar bir yayın yapmak zorunda kalır. Ülkede neredeyse hiç çorap kalmadığını, insanların çoraplara ihtiyaçları olmaması durumunda almamalarını, bunun 1 Nisan şakası olduğunu anlatmaya çalışsa da bir süre daha ülkede üretimde ve ithalatta yetişemez duruma gelir. Spiker, İsveç'te bu şaka ile tarihe geçer ve birçok satış pazarlama kitaplarında örneklendirmelere konu olur. Stratejik bir hamle nasıl yapılır, algı nasıl yaratılır, onun etkileri bu spiker sayesinde yeni öğrenim gören pazarlamacılara örnek olmaktadır. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.